Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz, Türkiye bizi yok edecek, büyük bir güç haline geldi ifadeleri kullanıldı. Dikkat çeken sözler geldi. İHA ve SİHA değil, Türkiye'nin elindeki bu güçten korkuyorlar. Emekli Kor General Doktor Erdoğan Karakuş, Amerika'nın ana hedefinin Türkiye olduğunu ifade ederek çarpıcı açıklamalar yaptı. Karakuş ayrıca dikkat çeken bir noktaya değinerek Amerika'nın Kızıl Elma'dan rahatsız olduğunu dile getirdi. Emekli Kor General Doktor Erdoğan Karakuş katıldığı canlı yayın programında Amerika'nın Türkiye'nin olası bir Suriye operasyonu nedeniyle bu denli Yunanistan'da konuşlandığını belirtti. Karakuş, Amerika'nın ana hedefi Türkiye, Suriye'de rahatsız edecek yerlere harekat icra ederse o zaman Yunanistan'ı kullanabilir. Dede Ağaç'ta bulunmasının nedeni tampon bölge oluşturmak diye konuştu. Doktor Erdoğan Karakuş, Amerika Kızıl Elma'dan rahatsız. SİHA, İHA falan değil bu. 4 çeşit olacak. Bu 4'ü birleştiğinde bir tane F-35 ediyor. Sesin 4 katı hızında giden bir füzeyi atacak. Öbürü bomba atacak. İnşallah seneye bunu uçuracağız. Bunlar korkutuyor ifadelerini kullandı. Atina yönetiminin mil provokasyonuna en büyük tepkiyi Rusya'nın vereceğini söyleyen Karakuş, Rusya'dan korkuyor Yunanistan. Montreux'yu tam manasıyla uygulamadığımız için Amerika memnun değil ama Rusya memnun dedi. İşte Karakuş'un harita üzerinde yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde. Amerika'nın ana hedefi Türkiye, Suriye'de rahatsız edecek yerlere harekat icra ederse o zaman Yunanistan'ı kullanabilir. Amerikan aklı Dede Ağaç'ta bulunmasının nedeni tampon bölge oluşturmak. Kara kuvvetleri en kuvvetli yönümüz bizim. Burası bir boğaz, dar ve buradan dağlık ve ormanlık, buradan zırhlı birlikler geçmez. Orayı geçtiğimizde de Amerikan bayrakları karşımıza çıkar. Kara kuvvetleri böyle kitleniyor dedi.